Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz hocalarım. Sürpriz. <laughs> Teşekkürler, ben diyeyim. Çok sağ olun hocalarım, çok sağ olun. Teşekkürler. Gayet iyiyiz. Şükür devam ediyoruz çalışmaya. Valla bizler çalışıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Aynen Ece Hoca'yı bekliyordunuz. Ben geldim. <laughs> Programda ufak bir değişiklik oldu. Ufak bir değişiklik oldu. Dershanede işleri uzadı Ece hocamın. Ee, uzayınca iptal etmektense dedik ki ben gireyim. O şekilde paslaşıyoruz. Aynen çalışmalara devam. Ne demek çok sağ olun Emre hocam. Sizler de iki varsınız. Göz hocam ee, son bir ay kala çünkü o zaman elim ayağıma dolanıyor. Vallahi yeter hocam. Hiç bilmiyorum. Zaten hocayı atlattık ya. Çok değişeceğini zannetmiyorum ama bilmiyorum yine de. Öyle. Allah bir de yağmur kıyamet, bir de yağmur kıyamet. Sizin ya de görüntünüz bana gelmiyor, merak etmeyin. Benim sadece setim geliyor olmalı sizlere. Ee, o konuda içiniz rahat olsun hocalarım. Vallahi var mı bilmiyorum. Bursa'da yağmur kıyamet fırtına Allah valla yer yerinden oynuyor. Allah'ım beterinden saklasın. Gerçekten. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? İstanbul'da da aynı. Valla gerçekten bir yağmur kıyamet kit olmayın gittin. Gök gürültüsü falan filan. Haydi beraber şimdi iki tane kılavuz test çözeceğiz hocalarım. Güzel e, bir kılavuz olsun. Şöyle öncelikle nasıl ilerleyeceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi normalde bu kılavuz sorularında e, bizim için yani böyle her cümleyi her paragraf paragrafın her cümlesini anlamak zorunda değilsiniz. Böyle aman ben ille de anlayayım ille de şöyle yapayım demenize gerek yok. İlle anlamak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan hocalarım şu. Boşluk hangi cümledeyse bir özellikle oraya odaklanın. Mesela şurası. Doğru mu? Buranın boşluğunda ne var? Bir işte kelime var. Bir bağlaç var. Bir bağlaç var. Başka ne var? Prep var. Kısaltmalar, reductionlar var. Sen de şimdi reduction'ı çözmen için tüm 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 paragrafı anlamına gerek yok. Ya da bu prep'i çözmen için tüm paragrafı anlamına gerek yok. Bağlaç için sadece şunu söyleyebilirim. Eğer sizin için bakın sağlıyorum şöyle olursa Buraya nokta koydum. Sonra çizgi çizgi çizgi. Geldim. Sağlıyorum. Burası 23. Cümlenin başını soruyorum sana. Bıla 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 devam ediyor. 23 dedim. Tamam mı? Durun şunu şöyle yazalım ki anlaşılır olsun. Noktamı koydum. Sonra 23 dedim. Çizgi çizgi çizgi. Sonra burası bir cümle olarak devam ediyor. Sana da aslında şurayı soruyor. Tamam mı? Burada sana bağlacını soruyor. Şimdi cümlenin başında geldiği için sen Bundan önceki ve bundan sonraki cümlelere bir bakman lazım. Niye? Şimdi zıtlık yapıyorsa eğer bir önceki cümleyle e, zıtlık yapıyor olabilir. Ya da bir sebep sonuç sunacaksa bana e, <laughs> yine hani bunun sebebini sonucunu sunuyor olabilir. Çünkü böylece deyip bir önceki cümlenin benim için sonucu bu tarafta geliyor olabilir. Buna dikkat edeceğim. Ama sallıyorum nokta koyup nokta koydu. Burası bana geldi 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 cümle olarak. Sonra buraya 23 dedi. Sonra burada bana bağlayıcı soruyorsa eğer son cümlem devam ediyorsa, burada bana bağlayıcı soruyorsa o zaman benim odaklanacağım nokta burasıdır. Bir sadece cümlenin başında bağlaç geldiyse dikkat et. Ama cümle ortasında geldiyse senin tüm hepsini anlamına gerek yok. Sen o cümlede kalsan yeterli. Sana bağlacı cümle ortasında prep aynı şekilde, kelime aynı şekilde. Ya da ne bileyim tense, pasif, model, bla bla bunlar aynı şekilde. Tüm metni ilgilendiren şeyler değil hocaların farkındaysanız. Şurada yanılıyorsunuz. Ben metni anlamadım. İşte koptum metinden. Sadece tense'de belki şuna dikkat edebilirsiniz. Cümlede herhangi bir anahtar kelime yoksa e baktım paragrafın hepsi de sana bir e, şey geliyor. Nedir ona da present geliyor. Present bir anlatım veriyor. O zaman da artık ki ha o zaman present işaretleyebilirim. Ama onun dışında hepsinde ne yapacaksın? Kendine kendi bulunduğu cümleye bağlı olarak devam edeceksin. Şimdi ne yapalım? Haydi yavaştan biz şunlara başlayalım. Şuraları siliyorum ki şimdi belki başka bir şeyler yazarım. Bununla dolmasın. Hepsinde ben şimdi tabii ki çevirerek gideceğim ama hepsinde bağlı kalacağım yer benim için bulunan boşluklar hocalarım. Şimdi bakıyorum önce şıklarımı inceleyeyim. Önce şıklarımı bileyim ki neyle karşılaşacağım konusunda bir hazırlıklı olayım. Doğru mu? Neyle karşılaşacağım? Bakıyorum beni önce bir kelime bekliyor. Kelime de Bakıyorum ne söylemiş? Faulty. Ne demek? Hatalı, kusurlu. Hatalı. Do, bir bunlar farkındaysanız zaten sonu evla, izla, evla e, bununla bitiriyorsa, evla bitiyorsa, izla bitiyorsa ya da able'la, able'la bitiyorsa zaten biliyorsun ki burası senin için sana neyi anlatıyor? Bir ejektif olma durumunu anlatıyor. Peki, hatalı. Do, sert. Price, kesin. Protective, koruyucu. Trivial, tırıvırıdan hatırla bak. Tri, trivial, tırıvırı aklına böyle kodla. Tırıvırı de önemsiz. Önemsiz. Peki sonra ne var? Bağlaç var bak bir tane bağlaç gelmiş. As if, as though. As if, as though. Şimdi bundan önce kullanacağın kelimelerde as if, as though'nun kullanımı gereği hocalarım şöyle bir şey olması lazımdı. Hatırlayalım. As if, as though. Kendilerinden önce burada behave görebilirdik. Appear görebilirdik. Seem görebilirdik. Look, sound. Bu gibi eğer fiilleri görüyorsam as if, as, as, if, as though'dan sonra mış gibi anlamında o zaman ben bunları işaretleyebilirim. Doğru mu? Given that den dolayı ya da madem ki diye çevirirsin. Den dolayı ya da madem ki once dığında ya da armaz olarak çevirebilirsin. In case durumunda ihtimaline karşılık durumunda bir ne var burada? Bir felaket senaryosu var. While da bizim için iken anlamında. Peki şimdi diğer bağlaçlarıma bakıyorum. Bir bağlaç sorusu daha var. Except for hariç dışında by means of vasıtasıyla rather than den ziyade prior to den önce in addition to ek olarak. Peki sonrasında devam edelim. Başka ne sormuşlar? Bir prep sorumuz var. Among arasında anlamında kullandığımız of hep böyle bir ya uzaklaştırma anlamı kattığımız ya uzaklaştırma ya da bizim için bir olumsuz anlam kattığımız above üzerinde üstünde dediğimiz üstünde üstünde dediğimiz bir ifadedir. Bu benim için ama nasıl kullanırız biliyor musunuz? Yani böyle masanın üstünde gibi değil. Seviye olarak üstünde, üzerinde anlamında kullanırız. Üstünde, üzerinde. Seviye olarak. Mesela bunu degree görebilirsin bu kelimeyle beraber. Level görebilirsin bununla beraber. Deniz seviyesinin üstünde, işte su seviyesinin üstünde bu anlamlarda seviye olarak üstünde anlamı olması lazım hocalarım. Peki seviye olarak altındayı veren ne? O da below. O da altında anlamında. Ama tabii ki yine seviye olarak altında deriz. From'un çevirisi bizim için dendandır. Ege'niz e karşı bir düşünceye, fikre karşı anlamlarında kullanırsınız. Sonrasında da bir tane kısaltma sorumuz var. Redaction. Onu nereye göre inceleyeceğim hocam? Bilmeyenler, yeni katılanlar varsa tabii ki bu konuya geldiğiniz zaman daha net anlarsınız. Şimdi bilmeyenler varsa, eğer bu konuyu işlememişler varsa belki kafa böyle açıkta kalabilir. Yani bu... E, anlamamış olabilirsiniz ya da anlamayacak olabilirsiniz. Kafanızda yer etmeyebilir daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Şimdi hocalarım bakın bizim burada söyleyeceğimiz ifade mesela öncelikli olarak aktif pasiflikten ilerleyebiliriz. Doğru mu? Aktif pasif mesela be verb 3, be verb 3, be verb 3. Mesela bunlar benim için. Şurası aktif. Burası aktif. Niye be verb 3 ifadesi yok? Bakın be verb 3 pasif. Be verb 3 pasif. Be verb 3 pasif. Aktif pasif ayrımından şükeleyebilirim. Ya da bakın hevli. Hevli ya da hefsiz kullanımlarından uygun olup olmadığına göre eleyebilirim. Ya da to mu, ing mi ona göre elemeler yapabilirim. Şimdi hemen parçamıza dönelim. Normalde yani böyle aşırı detaylı çeviri yapmanıza gerek yok ama bu dersimiz öğrenme amaçlı olduğu için beraber aslında bu noktada da bir destek olsun diye beraber çevirerek ilerleyelim. Doğru mu? Bakalım şimdi gelecekte bir noktada belirlenmiş bazı noktalarda İtalyan kiminden bahsediyoruz? Beyin cerrahı Sergio. İtalyan beyin cerrahı Sergio ve onun 100 kişilik bir e, cerrah takımı. Umuyorlarmış, graftını yapmayı umuyorlarmış bizim için e, nakletmeyi, bir e, kafa nakli yapmayı. Doğru mu? Bir e, kafa nakli yapmayı umuyorlarmış. Valeri hasta Valery üzerinde yani bir e, beyin ölü beyin dönörünün e, vücuduna Valery hastasına bir kafa nakli yapmayı istiyorlarmış. Dünyanın ilk kafa nakli operasyonunda bir ölü dönörden ne yapıyorlar? Kafayı alıp nakletmek istiyorlarmış. Sonrasında da ameliyat zaten çoktan planlanmış detayları planlanmış. Şimdi bakın detaylar da zaten planlanmış. Şimdi burada bir kusursuzluk olmadığını gösteriyor. Yani herhangi bir olumsuzluk yok. Benim diyor bu ameliyatım planlandı, detayları planlandı. O zaman burada herhangi bir olumsuzluk olacak bir durum söz konusu değil diye düşünüyoruz. Doğru mu hocalarım? Hatalı olması, sert olması, önemsiz olması bakın bunların ikisi, üçü de Bizim için bir olumsuzluktur. Doğru mu? O zaman ben bunları kullanmam da doğru değildir. Peki, detaylar koruyucu mu hazırlanmış olur? Koruyucu bir şekilde mi planlanmış olur? Yoksa kesin olarak mı detaylar hazırlanmış olur? Koruyucu detay olmaz aslında, doğru mu? Detaylar kesinlik içerisinde bir hazırlanmasından bahsedersin. Koruyucu detaylıkta hazırlanmaz. Bu da saçma olur. O zaman dersin ki detaylar kesinlik içerisinde hazırlandı zaten planlandı. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan. Sonra devam ettim. Bak cümle şuradan başlıyor. Cümle şurada bitiyor. Bir bağlaç sorusu. Bak sanki sanki direkt bana şöyle bağladığım yere dikkat edin. Some steps others diye vermiş. Bak cümleyi bölerken daha bağlacı daha şimdiden fark ettim. Daha şimdiden fark ettim bağlacı. Doğru mu? Bağlacı şimdiden fark ettim. Bana bağlaç konusunda sam others vermiş. Bu direkt zaten bir nereye gidersin? Hiç okumana bile gerek yok artık cümleyi. Direkt zıtlık bağlacına koşarak gidersin. Çünkü sana orada bazıları şunu yapıyorken diğerleri diye veriyor. Ama yine de içimiz rahat olsun. Hemen cümlemizi çevirelim. Bazı adımlar bireysel olarak çoktan test edilmiş. Mesela ne gibi? Like ne gibi? Hemen bakalım. Organın ve vücudun dokularının soğutulması gibi bireysel olarak test edilirken, diğerleri temsil ediyormuş yeni doktor için yeni zorlukları. Bir yerde bak güzellikten bahsediyorsun, test edildi, bir sıkıntı yok diyorsun. Bir yerde de bir neyden bahsediyorsun? Ee, zorluk teşkil ettiğinden, diğerleri için doktorlar için zorluk teşkil ettiğinden bahsediyorsun. Sonra hemen geldik şuraya. Nereye? Şuraya kadar. Tamam. Burası da bir bağlaçtı. Hatırlayın ikinci bağlaç sorusu. Hasta will not be conscious. Bağla nereye bağlamak güzel olur? Bazıları şöyleyken hani diğerleri şöyleyken bazıları böyledir. Aslında bağlaç burada olduğu için buradan toplayarak gelirsiniz. Normalde de aslında özne yüklemi bulur. Sondan toplayarak gelirsiniz cümlelerinizde. Buraya diğerleri söyleyken bazıları da böyle diye toplayarak gelirsiniz. Çünkü cümlede bağlaç buraya bağlıdır. Bağlaç neredeyse. Sallıyorum. Şöyle yapalım hocalarım. Bakın. Şöyle yapalım. Diyelim ki while tamamen. While buradayken şöyle x y olsun bu cümlelerimiz. Ya da x while up y ya da böyle olsun. Bakın buradaki bağlı olduğu yer while'ın X'tir. X'e bağlayarak toparlarsınız. While'ın burada bağlı olduğu yer Y'dir. Y'ye bağlayarak cümlenizi toparlarsınız. Bu sadece bu bağlaçlar için değil, tüm bağlaçlar için geçerlidir. Buranın ba buraya bağlıdır bağlaç. Buraya bağlıdır bağlaç. Tamam? Bu aklınızda bulunsun. Sonrasında da hasta will not be conscious. Ne olmayacakmış? Ee, bir bilinçli olmayacakmış. Bilinçli olmayacakmış, operasyon boyunca bilinçli olmayacakmış. Ne yapıldıktan sonra, genel anestezi altında değiştirildikten sonra, yer değiştirildikten sonra, yani e, a, genel anestezi altına alındıktan sonra kafa soğutulurmuş. Bir soğutma kabı, bir soğutma kabı. Hmm. Soğutma kabı şey bağlacına dikkat et. Bir soğutma kabı soğutulurmuş kafa. Peki bir soğutma kabı hariç soğutulur. Soğutma kabı hariç olmaz. Soğutma kabından ziyade soğutulur. Burada elinde iki tane seçenek olmak zorunda. Şundan ziyade şu diyebilmen için iki tane seçenek olup birinden birini seçmek zorundasın. Gitti. Kafa soğutulur. Ek olarak soğutma kabı. Ek olarak mesela soğutma kabında soğutulur. Ek olarak bir de şunda soğutulur desem ancak seçebilirsin. Soğutma kabından önce soğutulur. O zaman nerede soğutulduğunu söylemen lazım. Burada dersin ki soğutma kabı vasıtasıyla bunun aracılığıyla. Vasıtasıyla ya da aracılığıyla demiş olursunuz hocalarım burada. Bunlar vasıtasıyla aracılığıyla soğutulur. O yüzden cevabımız bursa olur. Sonrasında da 24. Bakalım bir prep sorumuz. Hemen şuraya bakıyorum. Şimdi demiş ki. Bu koyarmış beyin aktivitesini bir nereye koyarmış yani soğuk tutarmış bu olayda beyin aktivitesini soğuturmuş durdururmuş aslında beyin aktivitesini beklemeye alırmış durdururmuş sadece yeniden aktive edilirmiş ne olduğunda sıcak kan sıcak kan ne olduğunda dönürüm vücudum vücudu başlarmış akmaya Dö dönürüm vücuduna e, akmaya başlamış. Yani vücudunun içinden akmaya başlarmış. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay şu. Ben burada hangi prebi kullanabilirim? Diyeceğim ki bu beyin aktivitesini soğutmaya alır. Bu da sadece reaktif olduğunda vücut, vücudun e, sıcak kan vücuda akmaya başladığında. Peki buradan nasıl söyleyebilirim? Hangi prebi kullanabilirim? Hangisini kullanabilirim? Sıcak kan Sıcak kan dönürüm vücudun arasında akmaya başlar. Vücut arasında diyemezsin. Burada 2'den fazla şey olması gerekir. Patlar. Vücudun üstünde e, derece olarak ya da bir seviye olarak bir şey yok. Vücuduna karşı akmaz. Vücudunun uzaklaştırmaya ya dolumsuzluk söyleyemezsin. Vücudundan artık akmaya başlar. Doğru mu? E, dönürün vücudu içinden artık akmaya başlar. Peki hocam niye true'yu burada içinden diye çevirdin? True vasıtasıyla, aracılığıyla demek değil mi? Tabii ki öyle. True'un bizim için iki tane anlamından söz ederiz hocalarım. İki tane anlamı vardır. Bir tanesi vasıtasıyla bir tanesi de içinden anlamı. Şimdi bunların kull kullanımı aslında bizim için şöyledir. Eğer mesela bir şeyin... E, Kanın damarların e, içinden akmasından bahsediyorsak true ifadesiyle kullanırız. Gözlük camının içinden bakma ifadesinden bahsediyorsak true ifadesini kullanırız. Arabanın tünel içinden geçmesinden bahsediyorsak true ifadesini kullanırız. Bunlarla beraber özellikle sağlıkta. Bu işte sinir sistemi videodun içinden geçer. Kan damarların içinden akar. Bu gibi ifadeler sağlıkta çok fazla karşımıza çıkıyor. Daha önce bu konuda uyarmıştım doğru cevap olarak gelir 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 diye. Gelmişti bir önceki sınavlarımızda. Haberiniz olsun geldi yine gelecek. Geldik kısaltma sorumuza kısaltma sorumuna bakayım bana ne söylüyor. Hemen şöyle kısaltma sorumda ne yapıyorum? Boşluk öncesi, boşluk sonrasını kontrol ediyorum. Boşluk öncesinde benim için herhangi bir şekilde operation var, bir isim var. Herhangi bir şekilde ne kullanımını ne de benim için bir e, ayıncı, şey, tüm ayıncı mı kullanımının kopyasını veren bir ifade yok hocalarım. Ama boşluktan sonra bir the ifadesini ya da şöyle söyleyelim e and the ifadesini benim için bunları görüyorsam ne yapıyordum? Aktif olanı işaretliyordum. Doğru mu? Çünkü eğer e endi varsa benim için nesne var demekti. O zaman pasif ifadelere p yazdıklarımı hemen eledim gitti. Şimdi have'in olması için benim için bir öncelik sonralık ya da kısalttığım ifade bir süreç anahtar kelime. Ya da e, yani kısalttığım ifadede Ana fiilin present kısalttığım ifadenin past olmasını beklerim. E bunlardan hiçbiri yok. O zaman C'yi deler cevabım adam olur. Bakın bir dakikamı almayacak bir soru şeklinde çözdüm geçtim. Bence bu paragraf bu kısım rahatlıkla çözebileceğiniz çok rahat bulabileceğiniz bir soruydu. Belki buranın en zoru en zoru belki de hani şuradaki kelime sorusudur. Onda da belki hani şık eleyip bu ikisi arasında kalabilirsiniz. Yani protective ile e, price arasında belki kalabilirsiniz. Ama onun dışında onun dışında kesinlikle yapabileceğiniz rahat bir oldu. C'yi neden eledik? Having kullanımını gerektirecek herhangi bir şey yok dedik. Yani eğer bir paragrafta genel bir anlatımdan yani present bir ifadeden bahsediyorsak hocalarım hiçbir şekilde hevli kullanıma ihtiyacımız yok demektir. E, ya da kısalttığımız ifadede süreç anahtar kelime kullanmıyorsak hevli ifadeye ihtiyacımız yok demektir. Ya da Kısalttığımız ifadede ana fiilimiz yani e, verilen cümlede ana fiilimiz present kısalttığımız ifade past ise ancak o zaman hevli kullanıma ihtiyacımız var demektir. E öyle de bir durum yok. Onun için genel bir anlatım, genel bir konu bahsedildiği için hevli kullanıma ihtiyaç yok der. Evet. Geldik ikinci neyimize, İkinci kılavuzumuza. Hemen şöyle... Tabii ki paylaşırım hocam. Tabii ki paylaşırım. Ne demek? Tabii ki. Üzerine yazılı al olan halini sizinle Telegram kanalımdan paylaşırım hocalarım. Ders bitiminde oradan ulaşabilirsiniz. Ders YouTube'a yükleneceği için sonrasında izlerken e, faydalanabilirsiniz. Şimdi geldim ikinci klozuma. Şöyle bir bakıyorum. Purli. Hemen önce ilk işim bir şöyle... E, şıkları taramak olsun hocalarım. Bakıyorum purely. kötü bir şekilde, kötü beşe. Ben bir şekilde kısalttım. Ciddi, sert bir şekilde, sert, ciddi beşem. <laughs> Entirely, e, tam olarak, tam olarak. Previously, daha önce. Bu evetli canlı bir şekilde. Sonrasında 27'de similarly benzer bir şekilde benzer olarak however ancak in other words diğer bir deyişle in short kısaca for instance örneğin Bir de prepimiz var. Bilindik preplerimiz. Sonra bir farkındaysanız model ama modelların hepsi pasif B var 3, B var 3, B var 3, B var 3, B var -3, 3. Hepsi pasif. Sonrasında bu da diğer prep e, bağlacımız. In terms of açısından bakımından açısından similar to benzer şekilde such as gibi thanks to sayesinde as well as as well as yanı sıra ek olarak şimdi bakıyorum bana ne söylemiş yara izleri sketch dedi yani yara çatlak çatlak izleri yaranın bir türüdür ya e, çatla kezler yaranın bir türüdür. Aslında bak şuraya kadar benim için önemli olan zaten burası kelime. Burayı okumadan da başlayabilirim ama kelime hakkında ya da paragraf hakkında şöyle bir e, fikrim olsun hocalarım. Doğru mu? Ben skin ne olduğunda derim yara yani çatladığında ya da e, yaralandığında yeni kolajen lifleri oluşurmuş e, stresli böyle noktalarda yeni kolajen oluşurmuş. Stresli noktalarda dikkat buraya oluşurmuş. Yeni kolajen lifleri oluşurmuş. İyileşme sürecinin bir kısmı olarak oluşurmuş. Bırakarak yara arkasında yaralar bırakarak. Sonrasında there is no defined. Neyi yokmuş? Ee, bir nasıl söyleyelim burada? bir yolu yoktur. Tanımı yoktur. Doğru mu? Bir şey tanımı diyorum. Kesin bir yolu yoktur. Ne yapmanın, önlemenin kesin bir yanı yoktur. Tam bir yolu yoktur. Önlemenin, engellemenin. Bu e, izleri ya da yaraları engellemenin ya da önlemenin bir yolu yoktur. Ve onlar zordur. Onlardan zordur to get rid of. Kurtulmak zordur. Get rid of bizim için Kurtulmak anlamında kullandığımız, kurtulmak anlamında kullandığımız üçlü phrasal verbimiz. Şimdi nasıl kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz hocalarım? Kötü bir şekilde kurtulmak. Kurtulmakla bunu söyleyemezsin. Ciddi bir şekilde kurtulmak, daha önce kurtulmak, canlı bir şekilde kurtulmak, tam olarak kurtulmak. Hmm. Bakın ben ne yapıyorum? There is no definite tam bir yolu yoktur bu yaraları önlemenin ya da bu izleri önlemenin engellemenin tam bir yolu yoktur ve kurtulmak zordur. Tam olarak kurtulmak, bunlardan tam olarak kurtulmak zordur. Bazı remedies. Neyler? Çareler ya da bazı tedaviler. Şimdi bakın ben burada hocalarım Nereye geçiş yapıyorum? Şimdi bir dikkatli dinleyelim. Ben burada diyordum ki, e, yaralardan tam bir kurtulmanın, kesin bir kurtulmanın yolu yok. Ben burada yaralardan bahsediyorum. Sonra nereye geçtim? Bazı tedaviler, çareler, olumluya geçtim. Vaat edermiş azaltmayı onların boyutunu ya da görüntüsünü ya da silmek için onları hani e, beraberinde silmek için tamamen silmeyi vaat edermiş. Onları tamamen silmeyi ya da görüntüsünü ya da boyutunu azaltmayı vaat edermiş. E ben şimdi burada onların onlardan kurtulmanın yolu yok diyordum. Sonra dedim ki azaltabiliriz ama bak bir şeyleri. O zaman evet. ne yaptım? Kesinlikle ve kesinlikle zıtlık yapmış oldum. Harevela. Süpersiniz. Sonrasında geldim devam ettim. Bak aslında şuraya kadar bir prep kullanımından bahsedeceğiz. Öncesinde aslında hani şey yapmasak da olur ama biz yine okuyalım. Kremlerin yapıcıları, vücut yağları, krem, vücut yağları ve serumların yapıcıları iddia ederlermiş ki ne iddia ediyorlar nankıla açtım. Onların aktif içerenleri küçültecekmiş yaraları ya da engelleyecekmiş ve solup gidecekmiş yara izleri solup gideceğini ya da yara izlerini küçülteceğini e, iddia ediyorlarmış. Sonrasında daha ciddi vakalar. Daha ciddi vakalar o zaman ne yapacağım? Prep kullanımına dikkat. Daha ciddi vakalardan, daha ciddi vakalar üzerine hakkında. Daha ciddi vakalar üzerine, daha ciddi vakalara, daha ciddi vakalar da. Peki bakalım şimdi. Plastik cerrahi kendi ne olabilirmiş? Sadece bir çözüm olabilirmiş. O zaman ne söylerim? Zaten bakın çeviride bile kendini belli etti. Daha ciddi vakalar da dememiz gerekiyor. Daha ciddi vakalarda da plastik cerrahi tek çözüm, sadece çözüm, tek çözüm olabilirmiş. Sonrasında ne yapacağız? Bir model işaretlemesi yapacağız. Plastik cerrahi ne yaparmış? Eski bir yarayı kesebilirmiş. Ne yaparak? Bir yenisini bırakarak. Bu e, ne olarak? E, ne söyleyelim? Daha düzgün bir e, yara ne yaparak? Tedaviyle. Lazer tedavisi gibi sonrasında, lazer terapi gibi sonrasında bu tedaviyle bu daha yeni yara ne yapabilir? Yok edilmesi, elimine et, yok etme, ortadan kaldırmaktan bahsedeceğim. Şimdi bakın ben dikkat edin yara izlerini anlatmakla yara izlerinin geçmesiyle ilgili genel bir akış sağladım. Hiçbir şekilde geçmişe ait hiçbir şey anlatmadım. Bundan dolayı geçmişle ilgili de bir şey işaretlememe gerek yok. Çünkü zaten detin içerisinde de herhangi bir past ifade yok hocalarım. Ben bir modula have verb 3 eklersem past olur gitti. Had to zaten kendi past gitti. Used to zaten kendi past gitti. Madıla have verb teklersen kendi past olur gitti. O zaman elimde bir tekne kaldı Edirne. Can be eliminated yok edilebilirmiş. Ne gibi? Lazer tedavisi gibi bir tedaviyle yok edilebilirmiş. Sonrasında there are ne vardır? sayısız hasta vardır. Nasıl hasta hoodie plastik e, yani ne yapmış? Get rid of. Onların yaralarından kurtulmuş olan birçok sayıda hasta vardır. Plastik cerrahi ne ne diyebilirim ben burada? Şimdi bakın ekleme yapmıyorum. Plastik cerrahi ve şunu kullanarak kurtuldu demiyorum. Yaraları örnek verseydim, yaraları anlatmam gerekirdi, örneklendirmem gerekirdi. Bunu anlatmıyorum. Ee, benzer şekilde deyip yine aslında burada şöyle hani şunun sayesinde kurtuldu. Plastik cerrahi benzer şekilde şu deseydim yine başka bir şey verseydim. Evet. Plastik cerrahi açısından mı sayesinden mi sayesinden mi ifadesi daha doğru. O yüzden cevabım plastik cerrahi sayesinde olur. Plastik cerrahi gibi bunlardan kurtuldu diyemem. Buradaki ifadeye dikkat edin. Scar's dediği şimdi saçazın kullanımı şöyledir. Cins isim vardır. Cins isimden sonra saçaz gelir. Buradaki Saçez'in amacı bu cins isimle ilgili örneğini x'ye diye vermektir. Yani ben burada yaraları örneklendirmem gerekir. Olmaz. 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 O yüzden saçaz gitti. Cevabım denizde. O da olmazdı. O da olmazdı. Örneklendirme kendisinden önceki örneklendirme yaptığımız şeylere dikkat etmeniz gerekir. 29'da 29'da tekrar söyleyeyim. 29'da e, metnimiz present bir metin olduğu için herhangi bir şekilde cümlede de zaten bir past ifade olmadığı için dört tane şıkkın past olduğu için hepsini past verdiği için buranın hepsini o yüzden eledim. Tek present elimde Edirne olduğu için Edirne'yi işaretlemiş olduk. Hatta bakın hiç çevirisini kontrol etmeden bile işaretleyebildiğimiz bir soru oldu hocalarım. Anlaştık mı? Close nelerde yanlış yaptığımı anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ne demek? Ne demek? Rica ederim. Şimdi cevap verseniz keşke yazmışsınız. Soru cevap kısmına yazmışsınız. Soru cevap kısmını ve sohbet kısmını aynı anda açtığım zaman bilgisayarımda okuyacağım yer kalmıyor. Yani bilgisayarım dolmuş oluyor. Benim kullanabileceğim yer kalmıyor. Ama dersin sonunda yine şöyle bir bakıyorum. Ee, o anda görmemiş olabilirim hocalarım. Bu gayet normal. Şurada denmiş ki emok niye kullanılmadı? Cevap verseniz keşke denmiş. Hemen bakalım. Burada dedik ki iki şeyden fazla arasında diye aslında söylemiştim burada. Amongu iki şeyden fazla ifadelerin arasında olarak kullanırız dedik. Burada vücudun dönürün vücudunun arasında diyemem. Vücutlar arasında belki diyebilirim ama vücut arasında diyemem. İki şeyden fazla olması lazım. Mesela insanlar arasında, hayvanlar arasında gibi. Anlaştık mı? Ben YDT öğrencisiyim. Yok dil veya YDS'ye katılmalı mıyım sizce? Sınav olarak söylüyorsanız evet kesinlikle. Yok dilde sosyale YDS'ye de kesinlikle ve kesinlikle çalışmalısınız. Girmelisiniz. Sınavın kendi sınavınızdan önce sınavlarınızı görmelisiniz hocalarım. Tamam. Rica ederim. Ne demek canım hocalarım? Must have e, past oluyor ya present hali nedir? Must be. Must be. Çünkü oradaki bir ifadesinin verb üç hali hocam. Bir ifadesinin verb üç hali. Must be de verb bir hali. Anlaştık mı? Rica ederim. Ne demek hocalarım? Yeni haftanın yeni derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocalarım. <laughs> Rica ederim. Ne demek? Ben de sizleri, ben de sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın hocalarım. Allah emanet olun. Bir sonraki haftanın yeni dersinde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.